Hayırdır? Bir şey mi lazımdı amca? Melih Hanım evde mi? Yok, komşuya kadar gitti. Ben yardımcı olayım. Dede! Ne yapıyorsun sen burada? Dünürümü ziyarete geldim. Dünür mü? Evlendi mi lan Sinan? Necip abi bir dur ne olur. Dede bak böyle insanların evine habersiz geliyorsun. Ayıp oluyor. Habersiz geldikse evi basmadık ya. Müsait değillerse sonra geliriz. Yok yok. Ben şimdi anneme seslenirim, çağırırım. Ama siz böyle içeride bekleyin ya, dışarıda kalmayın. Kaldır. Dede, bak yani aynı şeyleri yeniden yaşatma bana. Biliyorsun sonunda ne olduğunu. O ne demek şimdi? Birbirimizden uzaklaşırız demek. Beni kendinden uzaklaştırıyorsun böyle yaparak. Ya böyle olmaz ki. Aklına her geleni yapıyorsun, beni hiç düşünmüyorsun. Tamam. Ben sana eşlik edeyim arabaya kadar. Özür dilerim. Gördüm. Neyse ya, önemli değil, sen git. Ben gider senin kapında beklerim. Bak, rüzgarla buraya gelmemiz gerekti. Bu hep böyle olacak değil mi Sinan? Öncelik hep rüzgarın olacak. Pelin bak, yapma böyle. Sana Rüzgar'la aramda bir şey olmadığını söyledim. Neden bana inanmak yerine... Çünkü ben heyecanlı ve mutlu bir şekilde hazırlandım ve senin evine seninle buluşmaya geldim. Ve sen yoksun. Rüzgar'ı alıp çıkmışsın. Ve bana yalan söylüyorsun. Yani ben buraya gelmeseydim sen bizim buluşacağımızı unutacaktın ve aklına bile gelmeyecektin. Hayır, unutmadım. Bak, yalan söylemiyorum sana. Söylüyorsun. O kızla ilgili yalan söylüyorsun. O varken... Biz olamayız. Bana bunu söyleme. Bak bana şunu yap, bunu yap deme. Hala farkında değilsin ama o benim arkadaşım. Ve sırf sen bir şeyleri yanlış anlıyorsun diye ben arkadaşımdan vazgeçemem. Evet, o senin arkadaşın. Ama sen onun arkadaşı değilsin. O seni seviyor. Bu da benim canımı acıtıyor. Paranoyaksın sen. Tamam. Tamam. Öyle olayım. Sana arkadaşınla mutluluklar. Öyle diyorsan öyle olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.